Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Bakara suresi 10. ayet-i kerimede kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenab-ı Hak münafıkları anlatmaya devam ediyor. Fî gulûbihim, onların kalplerinde vardır. Ne vardır? Marazun, hastalık vardır. İmam Nesefi Hazretleri diyor ki hastalıktan maksat şüphedir ve nifaktır, yani münafıklıktır. Diğer müfessirler demişler ki hırs, haset, kibir, büyüklenme, bütün kalbi hastalıklar onların kalbinde mevcuttur. Fezade, ziyade etti, artırdı. Kimi? Hüm, onları. Kim? Allahu, Allahu Teala, merada, hastalık cihetinde. Allah da onların hastalığını ziyadeleştirdi. Arapçada mazi sigasıyla dua veya beddua etme imkanı da vardı. Yani mesela tebbet yeda ebi leheb, Ebu Leheb'in iki eli kurudu. Ama tebbetin beddua olma ihtimali de var. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. İşte buradaki zade mazi fiili iki manaya gelebilir. Bir, beddua manası. Onların kalbinde hastalık var. Allah onların hastalıklarını artırsın. İki, onların kalbinde hastalık var. Allah onların hastalığını ziyadeleştirdi. Onlar cüz'i iradeleriyle münafıklığa, şüpheye, hasede, kibire yöneldikçe Cenab-ı Hak da külli iradesiyle onların hastalığını artırdı. Eğer onlar Cenab-ı Hakk'ın tövbe kapısını çalsaydı, Cenab-ı Hak'tan şifa talep etselerdi, Cenab-ı Hak onlara şifa ihsan ederdi. Kul Cenab-ı Hak'tan ne isterse Cenab-ı Hak kuluna onu ihsan eder. Onlar da hastalık, şek, şüphe, nifak peşinde koştukları için lisan halleriyle hastalık istediler Allah'tan. Allah da hastalık hususunda onları ziyadeleştirdi. Ve lahum azab, onlar için bir azap vardır. Nasıl bir azap? Elimun, elim bir azap. Elim azap olmasının sebebi ne? Bima kanu, zira onlar idiler, yekzibun, yalan söylüyorlar. Onlar yalan söyledikleri için onlar için elin bir azap vardı. Burada Üstad Hazretlerinin çok ince bir nüktesi var. Ve lahum, onlar için vardı, dikkat kesilin, azabun azap, bir azap vardı. Nasıl bir azap? Elimun, elimun. Buradaki azap mevsuftur. Elim de onun sıfatıdır. Azap, elim olmakla vasfedilmiştir. Elim kelimesi bir sıfat-ı müşebbehedir. Kelimenin kökü elime fiili. Elime, acı duymak, elem çekmek demek. Elim de, elime fiilinin sıfatı müşebbesi manası elem duyan, acı çeken demek.
O zaman mana ne oldu? Velahum azabun elim. O münafıklar için acı çeken bir azap vardı. Mana bu oldu. Acı çeken bir azap. Elem duyan bir azap. İşaretül İcaz tefsirinde şu soruyla bu ayet-i kerimenin tefsiri yapılıyor. Elim, acı duymak şahsın sıfatıdır. İnsanın sıfatıdır. Azabın ve ateşin kendisi elem duymaz. Elem çektir. Azap niye elem duysun? Azapta yanan insan elem duyar. O elim olur. Elim insana ait bir sıfat iken bu sıfatla insanın vasfedilmeyişi, bilakis bu sıfatın azaba verilmesi, azabın elim, acı duymak, elem çekmekle vasfedilmesinin hikmeti nedir? Cenab-ı Hak niçin azabı elim duyan bir azap, acı duyan bir azap böyle vasfetmiş? Üstad Hazretleri izah ediyor. Azap onların vücutlarını öyle kaplar, cesetlerine öyle ihata eder, batın karınlarına öyle nüfuz eder ki o vücutlarda ateşten başka hiçbir şey gözükmez. O cesetler adeta bir azap külçesi haline gelir. Yani bir bağırış, bir haykırış, bir vaveyla işitirsin. Gidersin bağıranın yanına, orada bir ateş görürsün. İçinde insan yok. Ateş öyle bir şiddetle yanıyor ki insan kaybolmuş. Sanki insanın kendisi ateş olmuş. Yani elem duyan insan mı ateş mi belli değil. Ve subhanallah. Düşünün, hani böyle bir naylonu alırız, ateşe atarız ya. Naylondan bir şey gözükmez birkaç saniye içinde. Naylon ateş olmuştu. İşte cehennemin ateşi Efendimizin hadisiyle dünya ateşinden 70 kat daha şiddetlidir. 70 kat. İnsan o ateşin içine atıldığı zaman adeta ateşten bir parça kesilir. İnsanı görmek için ateşe yaklaşıp baksak içinde kimse göremeyiz. Sanki insanın zerreleri ateşin kıvılcımları olur. İşte Cenab-ı Hak ateşin bu şiddetini tasvir ettirmek. Ateşin bu şiddetini gösterip günahtan kullarını men etmek için elem duyan, acı çeken manasındaki elim sıfatıyla insanı değil, azabın kendisini vasfettirmiş. Ve münafıklar için böyle bir azabın olduğunu bize haber vermiş. Rabbim bu azaptan bizleri muhafaza eylesin. Peki Cenab-ı Hak münafıkları hangi vasıfla tavsif ediyor? Münafıkların birçok sıfatı vardı. Ama bakın Rabbimiz diyor ki bima kânu yekzibun, yalan söylemeleri sebebiyle. Münafıklar kalplerinde iman olmadıkları halde dilleriyle iman ettiklerini söylüyorlardı. Yalan söylemek münafığın şiarıdır ve münafığın bir hasletidir. Kıssadan hissemiz şu olsun. Cenab-ı Hak münafıkları yalan söyleme cürmünü işlemekle vasfetti. Bir Müslümanın yalandan, yılandan ve akrepten kaçar gibi
kaçması lazım. Rabbimiz münafıkları anlatmaya devam ediyor. Ve izâ gîle lehum, o münafıklara denildiği vakit, la tufsidû fil ard, yeryüzünde fesat çıkartmayın. Onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiği vakit, galû, o münafıklar derler ki, innemâ nahnu muslihûn, biz ancak ıslah edicileriz. Ela, dikkat edin, agah olun, bir tembih edat. İnnehum, muhakkak ki onlar, hümül mufsidun, fesat çıkartanların ta kendileridir. Velakin la yeş'urun, ama kendileri bunu hissetmezler, kendileri bunu bilmezler, kendileri bunu anlamazlar. Şimdi ve izâ gîle lehum la tufsidû fil ard, onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiğinde, İmam Nesefi Hazretleri diyor ki, fesat çıkartmaktan maksat, bir, onların kafirlere meyletmesi. İki, onların Müslümanların sırlarını kafirlere açıklayıp kafirleri Müslümanlara karşı doldurması ve kışkırtmasıdır. Onların fesadı bu iki şeydir. Fahru Gazi Hazretleri diyor ki, onların fesat çıkartması şudur. Bakın, çok yüksek bir mana. Dininin ve şeriatının her bir kuralı şu alemde nizamı tesis etmek için vaz edilmiştir. İnsanlar birbirlerine tecavüz etme meylindedir. O meyli yok eden bir insanın başka bir insanın hukukuna tecavüz etmesine mani olan şey Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kanunlar, şeriatıdır. Artık kim bu kanunları çiğnerse, bu kanunları kabul etmezse, ister istemez artık o başkasının hukukuna tecavüz etmeye başlar. Evet, Cenab-ı Hak içkiyi yasaklamıştır. Çünkü içki içen bağırır, çağırır, başkasına saldırır. Bakın, neticesi bir insanın hukukuna tecavüzdür. Artık kimse Cenab-ı Hakk'ın içki yasağına itibar etmeyip içki içerse, bilsin ki sadece Cenab-ı Hakk'ın bir kanununu ihlal etmez, umumun hukukunu da çiğner. Dolayısıyla onların fesatları, İfsatları Cenab-ı Hakk'ın şeriatına muhalefet etmeleridir. Çünkü kim ki İslam'ın kurallarına uymazsa alemi fesada vermiş olur. İbn-i Mesud Hazretleri de diyor ki, fesattan maksat inkar etmektir ve günah işlemektir. O zaman toparlayalım. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ, onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiğinde, yani kafirlere meyletmeyin, Müslümanlar aleyhine kafirlerle yardımlaşmayın, kafirleri Müslümanlara karşı kışkırtmayın, Müslümanların sırlarını kafirlere ifşa etmeyin, Allah'ın kanunlarını çiğnemeyin, inkar etmeyin, günah işlemeyin denildiğinde, galu, onlar derler ki, innemâ nahnu muslihun, biz ancak ıslah edicileriz. Acayip bir şey, bakın bu. Onlar kendilerini ıslah edici biliyorlar. Ela innahum humul mufsidun. Allah da diyor ki,
onların sözlerine itibar etmeyin. Onlar fesat çıkartanların ta kendileridir. Velakin la yeş'urun. Lakin bunu anlamazlar. Bunu bilmezler. Şöyle derinden derine düşünüp, derinden derine düşünüp yaptıklarının nasıl bir fesat olduğunu anlamazlar. Cenab-ı Hak kalbin bir ayet-i kerime attı. Yani bu nasıl şey? Onlar fesat çıkartıyor ama kendilerini ıslah edici zannediyor. Böyle bir şey olur mu? Fesat çıkartan, fesat çıkarttığını kabul eder, öyle yapar. Ama bunlar başka bir cins. Bunlar kendilerini ıslah edici zannediyorlar. Islah edici. Mü'min suresi. Mü'min suresi. Yani o münafıkların yaptığını sadece şimdiye kadar onlar yapmamış. Onların soyundan geldi ataları da yapmış. Ve gâle firavun. Firavun dedi ki zeruni, beni bırakın. Ektul Musa, ben Musa'yı öldüreceğim. Vel yedu rabbe, o da Rabbine dua etsin. Hadi bakalım. Ben Musa'yı öldüreceğim. O da Rabbine dua etsin. İnni ahafu. Bakın Firavun diyor. Muhakkak ki ben korkuyorum diyor. Neden korkuyormuş? En yübeddile dinekum. Musa'nın sizin dininizi değiştirmesinden korkuyor. Başka neden korkuyormuş Firavun? Ev veya şundan korkuyorum. En yuzhire fil ardil fesat. O yeryüzünde bir fesat çıkartacak. Ondan korkuyor. Şimdi Firavun kendini hidayette bilirse Musa aleyhisselamı ne üzere bilecek? Delalet üzerine bileceğim. Ve diyor ki bakın sayfanın aşağısında, burası çok güzel, burasını okumadan geçemeyeceğim. Firavun'un alinden bir adam diyor Allah. Yaktumu imanehu. İmanını saklamış bir adam. O diyor ki ya gavm, ey kavmim diyor. Lekumul mulkul yevme zahirine fil ard. Bugün şu yeryüzünün zahiri mülkü sizindir. Siz bugün sultansınız. Dilediğinizi yapar. Dilediğinizi hükmedersiniz. Lakin femen yensuruna min ba'sillahi inca'ena. Allah'ın azabı geldiğinde bizi Allah'ın azabından kim koruyacak? Bakın gâle firavun. Firavun diyor ki ma uriikum illa ma era. Ben ancak size gördüğümü gösteriyorum. Kelimeye dikkat şimdi. Ayete dikkat. Ve ma ehdikum illa sebil er-reşat. Sebil er-reşat dost doğru yol demek. Ve ben ancak sizi dost doğru yola hidayet ediyorum diyor. Evet, bunu Firavun söylüyor. Firavun dost doğru bir yol üzere olduğunu zannediyor. Firavun'un zannettiğini Efendimizin aslındaki münafıklar da zannediyor. Onlar da diyorlar ki biz ancak ıslah edicileriz. Allah ne diyor? Ela innehum humul mufsidun. Onlar fesat çıkartanların ta kendileridir. Velakin la yeşurun. Ama bunu bilmiyorlar. Fesubhanallah. Demek bir kısmı var. Küfrü inadi. İnadından dolayı bile bile inkar ediyor. Ama bir kısmı var, kendini hidayet üzere zannediyor. Subhanallah. Allah böyle olmaktan muhafaza etsin. Ve izâ gîle lehum. Onlara denildiğinde, ne denildiğinde? Âminu, ya iman edin. Kim gibi? Kemâ âmenen nâs. İnsanların iman ettiği gibi iman edin denildiğinde galu, onlar der ki enu'minu, biz iman eder miyiz? Kema amene sufaha, sefihlerin iman ettiği gibi. Fesubhanallah. Biz hiç
sefihlerin iman ettiği gibi iman eder miyiz? Ela yine tembih edat. Allah diyor ki agah olun. Dikkat edin. İnnehum muhakkak ki onlar humus sufaha sefihlerin ta kendilerdir. Velakin la ya'lemun. Lakin bunu bilmezler. Ve izâ gîle lehum onlara denildiği vakit. Âminu kemâ âmenen nâs. İnsanların iman ettiği gibi iman edin. Gelin. Sahabenin inandığı gibi inanın. Galû onlar derler ki enu'minu kemâ âmene sufahâ. Biz sefihlerin iman ettiği gibi iman eder miyiz? Sefih, aklı kıt demek. Lugat manası bu. Münafıkların sahabelere haşa sefih diye hitap edip onları vasfetmesinin iki tane sebebi var. İkisinden birisi. Birincisi, biraz evvel izahını yaptık. Onlar kendilerini hidayette biliyordu. Firavun'un bildiği gibi. Dolayısıyla kendi küfrünü hidayet bilen elbette imanı da dalalet bilecektir. O imanın müntesiplerini de sefih diye addedecektir haşa ve kella. İkincisi de şu. Müslümanların içinde Hazreti Bilal vardı. Hazreti Süheyb vardı. Yani çok fakirdiler bu. Onlar o kadar fakirlerdi ki üzerlerinde elbiselerinden başka bir şeyleri yoktu. Onlar sabah doyduklarında akşam acıktıkları zaman ellerinde yiyecek bir şeyleri olmazdı. Akşam Allah kerim. İşte onlar bu kadar fakir oldukları için bu sözü söyleyenler de münafıkların reisleri kendi kabilelerinin ileri gelenleri Medine'nin eşrafı olduğu için o fakirleri küçük gör. Biz onların iman ettiği gibi iman mı edeceğiz derlerdi. Hatta bu tayfa Efendimiz'e derdi ki Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü. Münafık ya, imanla küfürlerini gizliyorlar. Küfürlerini gizliyorlar. Biz eşraftanız. Bize Bilal'le, efendim Süheyb'le oturmak yakışmaz. Bize özel sohbetler açsa, bizden başkası olmaz. Hatta Efendimiz onların hidayet bulması ümidiyle ona meylettiğinde Cenab-ı Hak hemen yasak. Hemen yasakla. Bu ayet-i kerime de bir acip durum var. Bunlar münafık. Münafık ne yapar? Münafık küfrünü kalbinde gizler. Dil ile iman ettiğini söyler. Mescide gider, namaz kılar, cihada çıkar, Müslümanlarla savaşır. Ama bakın ayetin tamamına, onlara insanların iman ettiği gibi iman edin dediğinizde onlar derler ki biz sefihler gibi iman mı edeceğiz? Bunu bir münafık söyleyebilir mi? Bunu bir münafık aleni söylese münafık olduğu anlaşılır. Peki bu işin halli nedir? İmam Alusi kamda der ki onlar bu sözü Müslümanlara söylememiştir. Müslümanlar onlara insanların sahabelerin iman ettiği gibi iman edin deyince onlar biz zaten iman ediyoruz demişler. Ama dönüp ilerlediklerinde
ve kendi gibi münafıklarla baş başa kaldıklarında demişler ki, biz sefihlerin iman ettiği gibi iman mı edeceğiz? Yani onların bu sözü sahabelerin yüzüne değildi. Cenab-ı Hak onların tek başlarına ve münafıklarla beraber söylemiş olduğu bu sözü ifşa etmişti. Bu Kur'an'ın gaybtan haber vermesidir. Evet. Hatta bu ayet-i kerimeler indikten sonra onlar aralarında yavaş konuşun. Muhammed'in her yerde kulağı var. Ne konuşsak işitiyor demişlerdi. Bu Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın kelamı olduğuna da bir delildir. Çünkü onlar bu sözü gizli söylüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin onların bu sözlerini bilme ihtimali yoktu. Ama Cenab-ı Hak her gaybı bilir. Üç kişi konuştuğunda dördüncüsü Allah'tır. Beş kişi konuştuğunda altıncısı Allah'tır. Bunlardan daha fazla ve daha eksik kim olursa olsun Allah onlarla beraberdir. Ve Allah diyor ki Ela innahum humus sufaha. Allah sefihlik damgasını onların alınlarına vurdu. Sefih olan, aklı kıt, anlayışı az olan onların ta kendileridir. Cenab-ı Hakk'ın katındaki makam, Cenab-ı Hakk'ın katındaki kıymet malla, mülkle, dünyevi rütbelerle değil ki takvayla. Evet, Hazreti Bilal fakirdi lakin kalbi Allah sevgisiyle doluydu. O yüzden Cenab-ı Hak onların Hazreti Bilal ve emsallerine attığı sefihlik damgasını aldı. Ela innahum humus sufaha. Onlar sefilen ta kendileridir buyurup onların alnına yapıştırdı. Velakin la ya'lemun. Lakin onlar sefi olduklarını bile bilmezler. Bakın aziz cemaat. Cehil, cehalet iki çeşittir. Tekinden kurtulmak mümkündür. Ama ikincisinden kurtulmak çok zordur. Teki cehli basittir, bilmez ama bilmediğini bilir. Bilmez ama bilmediğini bilir. Bunun kurtulması kolaydır. Öğrenir, kurtulur. Ama ikincisi cehli mürekkeptir. Bilmez, lakin bilmediğini de bilmez. Kendini bilir zanneder. Evet, bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Kendini biliyor zannediyor. Böyle bir insana, böyle bir insana nasihat kâr eder. İşte Cenab-ı Hak buyurdu. Ela innahum humus sufaha ve lakin la ya'lemun. Onlar sefihlerin ta kendileridir. Lakin bilmiyorlar. Bilmiyorlar ki kurtulsunlar. Çünkü onlarınki cehli mürekkep. Cenab-ı Hak bu hale düşmekten bizleri muhafaza etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena tegabben minna bi hurmetil Fatiha.